أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مُتَّكَى درسimizden باب عزل الوكيل. Vekilden bahsettik, görevinden bahsettik. Şimdi vekilin görevden alınması. Bahsine gelmiş olduk. Lil müvekkili, müvekkil için, o vekili tayin eden kişi için vardır. Azlı vekilihi. Vekilini vekaletten azletme hakkı vardır. Ona o hakkı vermiştir. Geri alabilir. İlla ancak izâ teallaka bihi. Ancak vekile taalluk ederse, vekille alakalanırsa, hakkul gayri. Başkasının hakkı vekille alakalıysa, başkası o hakkını alması için mecburen vekili tanıyor. O zaman vekilin vekaletini iptal edemeyiz. Ne gibi? Kevekili husumeti bitarabil hasım. Hasmı davaya çağırmak için davalaşma, münakaşa, sürtüşme mahkemelerinde hasmı talep etmek için, getirmek için vekil tayin edilmişti. O vekil o kişiyi getirecek. Bu durumda o kişinin vekille alakası var demektir. O halde vekili köyde almayız. Yutevakkafur in'izaluhu, vekilin görevden alınması bağlanır ala ilmihi, bilmesine. Vekil azledildiğini bilecek ki azledilmiş olsun. Bilmeden tasarruf yapabilir. Ve tasarrufuhu kablehu sahihun. Vekilin azledildiğini bilmeden evvel yaptığı tasarruflar sahihtir. Ona durmak lazım ya. Ve tabtulul vekaletu bimevtil müvekkil. Müvekkil, vekil tayin eden kişi ölse vekilin vekaleti biter. Çünkü asıl öldü müydü? Fer zaten yok olur. Ve cünunihi, asıl olan kişi müvekkil delirse, delmekle de ne olur? Mutbikan, sürekli olarak delilmiş oldu. Devamlı bir delilik, anlık değil. Bu durumda vekil de vekaletten düşer. Ve hadduhu, bu sürekli olan deliliğin sınırı nedir? Şehrun indevi Yusuf. İmam Yusuf Hoca'da bir aydır. Havlun bir senedir. Ende Muhammed, İmam Muhammed bir senedir. Evet. Fetva bir aylık olmasıdır herhalde. Önce onu say çünkü. Ve vel muhtar, İmam Muhammed'inki de tercih edilmiştir. Evet. Bu durumda üzerinden zekat gibi senede bir olan görevde düştüğü için bir seneyle bu fetva vermiş. Ama İmam Yusuf'unki daha geçerli oluyor. Çünkü bir ayda insan kendinden geçse, mesela Ramazan ayı bir aydır. Bir ay delilmiş olsa adam, bundan Ramazan düşer. Bu doğru itibar etmiş. Ve bir lihakihi bidaril har. Tarlarda kavuşmasıyla, kaçmasıyla, oraya geçmesiyle, küfür diyarına mürtedden, dinden döndüğü halde müvekkil gitse, başka bir küfür ülkesine yerleşse, o zaman ne olur? Onun vekili de vekaletten düşer. Hilafen lehuma, imameyne göre ise vekilin tasarrufları caizdir diyor. Marifetidir. Ve keza aynı şekilde vekalet batıl olur. Bi azzi müvekkilihi, müvekkilin aciz kalmasıyla. Ne oldu halde aciz kalıyor müvekkil? Mükateben. Mükatep köleydi. Yani efendisiyle yazmış köle. O artık ne oldu? Hür bir adam gibi tasarruf yapabiliyordu. O sıra alışveriş yapması için bir vekil tayin etmişti. Vekil görev yaparken müvekkil olan o köle, mükatep köle, ben daha ödeyemeyeceğim. Ekonomik kriz var artık. Yok, faizler yükseldi, dolar yükseldi falan. O zaman da bir şeyler var demek ki. Ödeyemeyeceğim. Ya piyasa bozuktu. Ödeyemeyeceğim derse aciz kalmış oluyor. O zaman bütün anlaşma iptal ediliyor. Verdiği paralar da efendisine kalıyor. Bu durumda kendisi tekrar köleliğe dönüyor. O zaman vekil de vekillikten düşer. Ve hacrihi medilmesi durumunda. Mesela müvekkilim hacredildi, medildi. Me'zunen. Ticaret izin verildi haldeyken efendisi onu men etti. Daha artık ticaret yapmasan dedi ona. Bu durumda tasarruflarını kısıtlamış oldu. Bunun tayin ettiği vekil de ne olur? Köleden olmuş olur. Evet, me'zun köle var ha. Mükatep köle var. Bunlar geride geçti.
ve iftirakı şerikeyn. İki ortak şirketten ayrıldılar. Çünkü ortaklık üzere olan bir şirkette görev yetkiliydi bunlar. Buna göre vekil tanıtmışlardı. Ayrılınca şirket şirketin ortaklığı tasarrufları bitti. Durumda vekilden ne olur? Tasarruftan men edilmiş olur. Evet. Daha neyle kere almış olur? Ve tasarrufil müvekkili, müvekkilin asıl olan kişinin tasarrufuyla fîmâ vekkele bihi, vekil tanettiği yerde kalkıyor, kendisi o işi yapıyor. Mesela köle mühürret diye veya ki de onunla anlaşma yap, mükâtep yap veya bir kadını evlendirmek veya bir şey satın almak gibi şeylere onu vekil tanettir. Daha onu vekil yapmadan kendisi yaparsa, kendisi köleyi hür ederse vekil ne yapacak? O zaman onun o vekaleti biter. La yustaratu fil mevti ve ma ba'duhu ölmül vekil. Şimdi burada saydı ölmesiyle dedi. Ondan sonra geri gelen peşinde saydığı şeyler bu maddelerde tarlalara kavuşması, delirmesi, saydığı mükatep için arz kalması, men edilmesi, ortaktan ayrılması gibi şeyler saydı ya. Bunlar da şart koşulmaz. İlmül vekil, vekilin olayı görevden alındığını bilmesi de gerekmez diyor. Evet. Çünkü burada hükmen kesin bilmesin, vekil arz edilmiş oluyor. Şimdi adam delirince tasarruf edemez ki. Ölünce tasarruf edemez. Tasarruf edemeyen bir adamın tayin ettiği görevde de tasarruf edemez. Ha? Onun da işi bitiyor. İster bilsin ister bilmesin. Evvelki durumdaysa ondan evvelki saydığı şeyleri de vekilin vekaletin olup olmadığını bilmesi lazım. Vekaletin devam ettiğini bilmesi lazım ki tasarruf yapabilsin. Evet, vekalet bahsi böylece tamamlamış oldu.